Sahurun bereketini, iftarın sevincini yaşatan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Kıymetli dostlar, müftülüğümüzün hazırlamış olduğu İftara Doğru programında sizlerle beraberiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlerin yanında ahlaken de insanların en kamilidir. Geliniz bugünkü sohbetimizde Peygamberimizin eşsiz ahlakını yeniden hatırlayalım. Onun ahlakıyla ahlaklanma ahdimizi yeniden tazeleyelim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örnek vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı Kur'an'dı değerli dostlar. Peygamberimiz Kur'an neyi emretmişse onu hayatına aktarmış, neyi de yasaklamışsa ondan kaçınmıştır. Bir defasında, ey müminlerin annesi, bana Resulullah'ın ahlakını anlatır mısın diye soran bir kişiye Hazreti Aişe validemiz şöyle cevap vermişti: sen Kur'an okumuyor musun? Onun ahlakı Kur'an'dı. Kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadisinde bizlere şöyle buyuruyor: İnne ma bu'ithtu li utemmime salihal ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Peygamber Efendimiz şefkatli ve merhametli bir aile reisiydi. Hane-i saadeti huzur ve muhabbet doluydu. O yuvasına şiddet ve nefretin bulaşmasına asla izin vermezdi. Bir hadisinde en hayırlı kişiyi şöyle tarif etmişti: sizin en hayırlınız ailesine en güzel davranandır. İçinizden ailesine karşı en güzel davranan da benim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en güzel muallimdi. Hayatın her alanında faydalı pek çok şeyi ashabına öğretirken, ben size bir babanın evladına öğrettiği gibi öğretiyorum buyurmuştu. Çocuk eğitimine ise ayrı bir önem verirdi. Küçük sahabilerin gönülleri camilere bağlı ve namaz aşkıyla büyümeleri için çaba gösterirdi. Bütün gayreti onların imanlı ve güzel ahlaklı olmaları içindi. Kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anne ve babalara öğüdü çok netti. Hiçbir anne baba çocuğuna
güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda samimi, sadık ve vefakar bir dosttu. Hazreti Ali Efendimiz, onun arkadaşları ve dostlarıyla olan münasebetini şöyle anlatıyordu. Resulullah her zaman güler yüzlüydü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir kimse değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir, kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz, onların isteklerini boşa çıkartmazdı. Her sözümüzde, kıymetli dostlar, her işimizde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek alalım. Evet, onun yüce ahlakını rehber edinelim ki bizlerin de ahlakı Kur'an olsun. Kulluk yolculuğunda ruhlarımız kemalini bulsun. Ailelerimiz dünyadaki cennetimiz olsun. Dost, arkadaş ve akrabalarımızla aramızda samimiyet, güven ve vefa köprüleri kurulsun. Dünyamız anlam bulsun. Ahiretimiz ebedi huzurla dolsun. Unutmayalım ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Rehberliğin en güzeli Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğidir. Rabbim cümlemizi Kur'an-ı Kerim'in yolundan, sırat-ı müstakimden, Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden ayırmasın. Kalın sağlıcakla.